Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzda size Baykar'ın yeni tanıtmış olduğu dikey kalkış yapabilen İHA'dan bahsedeceğiz. Aynı zamanda diğer ülkelerdeki muadillerine de göz atarak proje nereye gidebilir gibi sorulara da göz gezdireceğiz. Başlayalım. Baykar Savunma yakın zamanda 100 bin saatlik uçuş süresini geçti. Kendilerini üst basamaklara geçirmek için çok iyi bir süre. Şimdi bu tecrübelerini Akıncı'dan sonra yeni projelere aktarma vakitleri geldi. Sonuçta farklı ihtiyaçlara farklı çözümler gerekir. Yeni hedefleri havaalanı veya düz yol gerekmeden kalkış yapıp inebilen kullanışlı İHA'lar yapmak. Gönül isterdi ki jet motorlu İHA'lara geçelim ama bu da güzel yani, onlara biraz daha zaman var. Evet, dilerseniz vaat edilen özellikleriyle başlayalım. Tabi bu özellikler karşılaşılan sorunlarla veya isteklerle artıp azalabilir, onu da belirteyim. Bayraktar İHA'nın 5 metre kanat açıklığı, 1,5 metre genişliği, 30 kilogram da ağırlığı olacak. 5 metreye 30 kilogram oranı motor, yakıt gibi şeylerle olmaz gibi gözükse de kullanılan özel malzemelerle sağlanabilir. İHA'mız 15.000 feet irtifaya çıkıp saatte 145 km gibi hızlarda gidebilecek. 145'te bu tarz hafif bir araç için hiç de az bir hız değil. Zaten ana görevi yakın olduğu bölgeleri gözetlemek. Uzak mesafeler için normal SİHA'lar görevlendirilir. Son olarak 150 km menzili olup 12 saat havada kalabilecek. Ağırlık yakıt seviyelerini düşünürsek, yani o tam ayarlanmış altın oranı 12 saat bayağı fazla. Şahsen bu bilgi verilmese ben 6 saat kadar dayanabileceğini düşünürdüm. Aracımızın üzerinde 5 adet pervane var. 4'ü dikey kalkışını, biri yatay ilerleyişini sağlamak için. Yapılınca kalkışını şu anda videoda gördüğünüz şekilde yapacak. Kendi başına kalkıp belirlenen rotasında dolaştıktan sonra yine kendi başına paraşütüyle veya kalktığı gibi inebilecek. Gelelim ne işe yarayacağına, nerelerde kullanılabileceğine. İlk amaç karakol bölgelerinde küçük timlerin operasyonlarında kullanmak. Bir çatışma durumunda İHA'ların havaalanından kalkıp gelmesini beklemek yerine ilk dakikalarda kaldırılıp gözetleme işine başlanabilir. Havada sabit olarak bile kalabilmesiyle aynı noktayı aynı açıdan uzun süre gözetleyebilir. Bir de bu görevlerde maliyet de önemli bir nokta. Biliyorsunuz normal İHA'larımızın havalanmaları ucuz olsa da 7/24 devriye attıklarında bu maliyetler katlanarak yine pahalı olmasına sebep oluyor. Bu DİHA sayesinde 7/24 daha ucuz fiyatlara devriye sağlanabilir. Bir diğer kullanım yerleri ise donanmadaki TCG Anadolu gibi büyük gemiler. TCG Anadolu tam olarak uçak gemisi olmadığı için kalkış pisti biraz daha kısa. Bu da normal insansız hava araçlarının kalkışı için büyük bir problem. Çözüm ise şimdi yaptığımız avuçlarımızın arasındaki dikey kalkış yapabilen İHA'lar. Eğer DİHA başarılı olursa daha dayanıklı donanma versiyonları da üretilecektir. En önemli görevi lazer işaretleme ve keşif olur. Görev bölgesine yakınlığıyla hemen havalanıp hedefteki düşman gemisine lazer işaretlemesi yapıp atmaca gibi füzelerin yüksek kesinlikle hedeflerini vurmasını sağlayabilir. Tabi bunu tam olarak yapabilmesi için karşısındaki geminin hava savunmasından uzak durması gerekli. Kısa menzillileri ileri irtifalarda dolaşarak atlatabilir ama orta ve uzun menzillilerden kaçamaz. O yüzden Amerikalıların ürettikleri gibi biraz da radara yakalanmama özelliği olmalı. Hedefini yakalanmadan bir süre aydınlatması donanmamız için yeterli olacaktır. Çok sıkışılmış ve gerekli olduğu durumlarda gemiyi kendisine tehlikeye atıp Milgem korvetlerinden bile kalkabilir. Biraz riskli bir hareket ama son çare durumlarında iyi iş görür. Bakalım birkaç yıl içinde TCG Anadolu üzerinden kalkış ve iniş videolarını görebilecek miyiz? Şahsen bir savunma sanayi aşığı olarak izlerken büyük haz alırım. Son olarak bu İHA'ların drone versiyonları yurt dışında uzun süredir üretilmekte. Şu anda Çin'de deniz kuvvetleri için üretilen SD-40'ı görmektesiniz. 40 kilogram ağırlığıyla saatte 180 km hıza ulaşabilmekte. Amerika'daysa çok daha gelişmiş sistemler var. Öyle ki drone arkasındaki tek pervanesi üzerinden kalkış ve iniş yapabilmekte. Menzilini söylemek bile istemiyorum. Google'a V-Bat Navi Range yazarak görebilirsiniz. Hatta yapacağımız dronların yurt dışında sivil halka satışı da yapılmakta. Açıklama kısmında linkler mevcut, 9000 euro civarında fiyatlar vererek en kalitelilerini alabilirsiniz. Menzilleri DİHA'mız kadar uzun mesafeler. Peki bunları en sonunda neden söyledim? Yani yabancı versiyonlarını neden anlattım? Çünkü mükemmel değiliz, harika da değiliz ama iyiyiz. Yaptığımız şeylerde yeni yeni iyi yerlere gelmeye başladık. Ne kadar dış ülkeler bu hedeflere önceden ulaşmış da olsalar bir yerlerden başlamak lazım. Ama lütfen çoğu sayfa yorumlarında olduğu gibi ne yaptıklarımızı körü körüne yüceltelim ne de sere serpe yerlere gömelim. Daha aydınlık günlerde görüşmek dileğiyle diyorum.
Hoşça kalın.